Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir haftaya başladık. Güzel, mutlu, sağlıklı bir hafta geçirelim. Haberlere geçiyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Efendim, depremler oluyor, seller oluyor. Allah afetlerini bir bir gönderiyor. İnananların diliyle anlatayım olayı. Dün yağmur yağdı Gaziantep'te, yani böyle gobil gobil dolu yağdı. Bak, Gaziantep'i deprem vurmuş, sel vurdu, şimdi de dolu vurdu. Allah felaketlerini bir bir gönderiyor. Görüyor muyuz? Görmüyoruz. Niye görmüyoruz? En basiti, sokak röportajında görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bir kardeşimiz mikrofon uzatıyor. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diyor. Tayyip Erdoğan. Var mı başka? Allah gibi adam. Allah gibi adam demeyin, evet. Doğru bir tabir. Soru, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ya seçimde kime oy vereceksin? Başörtülü ablamız ne diyor? O dindar ablamız. Allah gibi adam diyor Erdoğan'a ya. Tabii ki Erdoğan diyor. Erdoğan Allah gibi adam. Soruyu soran kızımızın başı açık. Diyor ki öyle demeyelim, doğru olmaz. Ya Allah bir, Erdoğan iki. Başörtülü kadın Erdoğan'a, kendi gibi etten kemikten yaratılmış birine Allah diyor ya. Biz neyin kafasını yaşıyoruz? Geçenlerde gene aynısı oldu. Bir tane teyzemiz çarşaflı, Erdoğan'ı soruyorlar, peygamberdir diyor. Sonra genç arkadaş uyarıyor, öyle demeyelim doğru olmaz falan. O zaman peygamberin varisidir. İslam dini bu. Din anlayışı bu. Kafalar pırıl pırıl. Ondan sonra dönüp diyoruz ya, ya ne oluyor kardeşim, afetler bir bir. Yeni afetler yükleniyor kardeşim. Yeni afetler yükleniyor, hazırlıklı ol. İnananlar için diyor. Ha, inanmayan için bir sıkıntı yok zaten. İnanıyorsunuz ya, yeni afetler yükleniyor. Ya peygamberden sonra bir peygamber gelecek olsaydı o Hazreti o Recep Tayyip Erdoğan'dı demişti birisi kürsüden. Oradan da birisi de demişti ki hasiktir bok. Hatta millet gülmüştü. Ya daha neler neler. Allah'ın bütün sıfatlarını üzerinde taşıyor. Hatta amcanın bir tanesi sokak röportajında artık ülkedeki adaletsizlikten o kadar bıkmış ki, ya kardeşim, ya istiyorsa toplanak Allah diye ki, yeter ki düşsün yakamızdan demişti. Heh, şimdi bak Allah demeye başladılar. Yakamızdan düşmeyecek ama felaketler, belalar da yakamızdan düşmeyecek. Siz bunları hak ediyorsunuz. Ya Şanlıurfa'ya lan depremi, sel felaketi, dolusu, bir sürü sıkıntısı, haberler okunuyor, anlatılıyor, yapılan yanlışlıklar, yazmış yoruma inadına Tayyip. Canın cehenneme. Bu kadar basit ve net. Canın cehenneme. Anan baban öldüğünde, çoluğun çocuğun öldüğünde, seni ağlarken televizyonda hüngür hüngür görürüm. Elbet görürüz. Fotoğrafın var zaten, Instagram'da koymuşsun. Elbet görürüz. Başına gelir. O zaman da deriz. Kendi düşen ağlamaz. Kendi düşen ağlamaz. Heh. Sen şimdi bize inadına yazıyorsun ya. Kendi düşen ağlamaz. Ya şunlardaki İslam anlayışına bak ya. Bu mudur lan İslam? Bu mu lan din? Hı? Bunun aynısını Kemal Kılıçdaroğlu'na deseler. Bunlar ortalığı 56'ya vermişti. Vallahi ortalığı 56'ya vermişti. Erdoğan bunu kıyamete kadar konuşur. Erdoğan. Çıtı çıkıyor mu? Çıkmıyor. Susuyor. Sesini dahi çıkarmıyor. Acaba oturup şöyle düşünüyorum. Ya bunun hoşuna mı gidiyor bunlar ya? Bir Müslüman olarak birisi bana dese ki, ya fakir Allah gibi adamsın haşa ve kella. La derim, sen ne diyorsun? Manyak mısın lan? Abi çok rahat, çok profesyonel. Bundan öncekilerde de. Ve en önemlisi, en dikkat çekmemiz yer şurası. Konuşurken
Laflarımı seçerek konuşuyorum. Küfür etmek istiyorum. Kusura bakmayın. Küfür etmemek için de kendimi çok zor tutuyorum. Sinirleniyorum. Böyle arada şey oluyor. Ya nerede bizim hocalarımız? Nerede bizim o sakallılarımız, cübbelilerimiz, sarıklılarımız? Nerede ortalığı karıştıranlar? Nerede hani? Kılıçdaroğlu Allah gibi adamdır dese bir CHP'li. Başta cübbelisinden tut da bütün hocalara. Ne diyeceklerdi? Bas bas bağırırlardı. Bas bas bağırırlardı. Allah'ın felaketleri geliyor. Tayyip Erdoğan için aynısını söylüyorlar. Bir Allah'ın kulu sesini çıkarmıyor. Ondan sonra da biz hocayız, biz şuyuz, biz size İslam'ı anlatıyoruz. Anlatmayın kardeşim öyle İslam'ı. Bana öyle İslam'ı anlatmayın. Tamam mı? Alın İslam'ınızı yürüyün gidin. Bu mu lan İslam? Bu mu İslam? Bu mu? Bunlar mı hocalar? İnsanların kinini, nefretini her geçen gün artırıyorsunuz. İnsanı inandığına bin pişman ediyorsunuz ya. Lanet olsun diyorum ya. Ben neden Müslüman bir anne babadan dünyaya geldim? Dedirtecek hale getiriyorsunuz ya. Ne suçum vardı ki benim Müslüman bir anne babadan dünyaya geldim? Niye kardeşim? Niye yani? Keşke bunların hepsini gösterseydi biz. Bak kardeşim bak 2023'te 2020 bak bunlar yaşanacak. Sen hangi anne babayı istersin? Vallahi de Müslüman istemezdim. Billahi de Müslüman bir anne babayı istemezdim ya. Niye isteyeyim ya? Hele Türkiye'yi hiç istemezdim. Hani Kürt bir kardeşimiz artık o kadar çok ırkçılığa uğramış, artık o kadar rahatsız olmuş ki. Ya kardeşim ben istemedim ki Kürt olmayı diyor ya. Ben istemedim. Ben isterdim İsveçli, Amerikalı, İngiliz bir anne babadan dünyaya gelmek. Ben salak mıyım sorsalardı Kürt'ten mi Türk'ten mi dünyaya gelmek istersin diye. Ben ne Türk'ü seçerdim ne Kürt'ü seçerdim giderdim. Başka bir ülkeden anne baba seçerdim. Ama bana sormadılar. Aynen o hesap. Ya insanı bir pişman ediyorsunuz. Yeter artık bıktık ya. Diğer bir açıdan da dün Çanakkale. Ya bütün şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Diyoruz. Hiçbirini ayırt etmiyoruz. Ya camide imamlar bakıyoruz Atatürk'ten bahsetmiyorlar. Cemaatin bir tanesi de neden Atatürk'ten bahsetmiyorsunuz deyip tepki gösteriyor. Adamın üzerine yürüyorlar. Cami karışmış. Ya kardeşim bak bunlar böyle. Bunlar böyle. Buna artık alışın. Buna artık alışın. Bunların nasıl imam olduklarını, nasıl hoca olduklarını seçimi kaybettikten ertesi gün cuma günü göreceksiniz. Seçimi pazar günü kaybetsinler. Hemen peşine gelen cuma günü bunların imamlığını göreceksiniz. Başlayacaklar. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına hutbelerle böyle başlayacaklar bunlar. El Fatiha diyecekler. Siz bunların imamlığını, hocalığını orada anlayacaksınız. Onun yaşanması lazım. Onun yaşanması lazım. Bir kardeşimizle konuşuyorum, Instagram'dan yazışıyoruz. Abi diyor, yahu diyor, kendi akrabam, kendi arkadaşım diyor ya. Gitmiş diyor, caminin imamından diyor, faizle diyor, para almış diyor. Caminin imamından faizle para almış. Ülkenizde bunlar yaşanıyor. Hani önceden bankalar faizle kredi verirlerdi ya. Hey yavrum hey. İşte onun için arkadaşlar diyorum ki bazı şeylerin değişmesi için milletin ayıkması lazım. Ayıkıyor mu? Ayıkmıyor. O zaman kusura bakma kardeş. Kusura bakma. Fışkınızda boğulmaya devam. Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan. Necmettin Erbakan'ın biricik oğluşu Erdoğan'a yeşil ışık yakacak mı? Erdoğan'la beraber seçime girecek mi? Herkes bunu tartışıyor. Yeniden Refah Partisi'nin alt tabanı Erdoğan'a sıcak bakanlar var, sıcak bakmayanlar var. Fatih Erbakan'ın bu gidişini eleştirenler var. Hayır doğru yolda gitsin reisini desteklesin diyenler vardı. Ta ki işin içine Hüdapar, Hizbullah da girince
Birileri frene mi bastı, Fatih Erbakan uyarıldı mı ya da AKP'nin gidişiyle ilgili ulan bunlar bu molozun, bu taşın, bu enkazın altında kalacaklar. Biz bu enkazın altında kalmayalım, suçumuz, günahımız yok. Bunlarla beraber tarih olmayalım mı dediler. Ne dediler bilmiyoruz. Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, bir tarih yazılıyor, bir tarih yazılıyor. Bir zamanlar babası Necmettin Erbakan'ı yalnız bırakan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında dimdik duran bir lider. Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan. Babasının öcünü almak istiyor. Babasını yarı yolda bırakanlara, milli görüş kimliğini çıkartıp kendi kimliklerini giyenlere, seçim meydanlarında babasına onca lafı söyleyenlere, sandıkta hesap sormaya geliyor. Fatih Erbakan geliyor. Burada şey var. Ver mehteri olması lazımdı tabii. Evet arkadaşlar. Bakın bir tarih yazacağız. AKP'li kardeşlerim. Anlı secdeli olsun olmasın. Ateist olsun, deist olsun fark etmez. Müslüman olsun, Hristiyan olsun fark etmez. Hangi dinden, hangi mezhepten olursanız olun. Benim AKP'li kardeşlerim. Bir tarih yazacağız burada. Beni iyi dinleyin. Bakın. Seçim ikinci tura kalırsa. Siz Erdoğan'ın karşısında güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu görmek istersiniz? Muharrem İnce'yi mi görmek istersiniz? Yoksa Fatih Erbakan'ı mı görmek istersiniz? Tabii ki Fatih Erbakan'ı görmek istersiniz. Onun için ne yapıyoruz? Bir oydan, bir evden, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy Fatih Erbakan'a diyoruz. Ve Fatih Erbakan'la Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci tura taşıyoruz. Velev ki Erdoğan kaybetti, Fatih Erbakan kazandı, anlı secdeli bir liderimiz kazanıyor. Ya arkadaşlar, onun için bu dediğim kulağınıza küpe olsun AKP'li kardeşlerim. Ne yapıyoruz? Bir evden bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy Fatih Erbakan'a. Hadi bakalım, seçim meydanlarında rahmetli Necmettin Erbakan'a o kadar lafı söyleyen AKP'liler şimdi neler yapacağız? Necmettin Erbakan'ın oğlunu iktidara getiriyoruz. Ola! Oğlum lan! Hiç ödeme hiçbir şey de almıyoruz anasını satayım. İyi gazladım ha. Valla! Bu insan 3-5 kuruş bir şey atar. Lan acımızdan öleceğiz ya. Yapmayın. Fikir nasıl? Harika. Vallahi süper. Efendim bekçi olmak istiyorum. Vatanıma, milletime hizmet etmek istiyorum diyenler. Bir yıla kadar hapis cezası aldınız ama bekçi olamıyorsunuz. Müjdeli haber geldi. Artık bir yıla kadar hapis cezanız varsa bekçi olabileceksiniz. Siz bu haberi nasıl yorumlarsınız? Bu haberi duyduğunuzda ne düşündünüz arkadaşlar? Gerçekten merak ediyorum ya. Bu haber sizde neyi çağrıştırdı? Bu neyin habercisi sizce? Şöyle bir bakıyorum. İlk akla gelen, tabi siz yorumlara yazın arkadaşlar, en azından desteğiniz olmuş olur. Direkt diyorum AKP'nin elinde GBT'si sağlam adam kalmamış. YBT'si sağlam adam kalmadığı için efendim bir şekilde bunları da işe sokmamız lazım. En iyisi bir yılla başlayalım dediler. Bu bir yorumdur. Bilmiyorum. Katılırsınız, katılmazsınız. Sosyal medyada şeyi gördüm. Seçim gecesine hazırlık yazan var. Ne olacak bilmiyorum. Niye böyle şeyler yazıyorlar? Allah Allah. Anlamak mümkün değil. Millet işte. Bunun yanı sıra direkt doğu tarafına yöneliyorum arkadaşlar. Doğu tarafına yöneliyorum. Genelde bu aşiretler maşiretler biliyorsunuz. Bu aşiretlerde ister istemez suça bulaşan şahıs sayısı fazla. Bunların da bir şekilde eşinin dostunun suça bulaşmış olsa da yani bir yerlere işe mişe girmesi lazım. Buralardan oy alabilmek için mi acaba bu bir yıl şeyini getirdiler? Olur mu? Olur. Yani Ahmet için, Mehmet için, bir kişi için böyle bir düzenleme gelmez. Oy potansiyeli yüksek olan aşiretlerden, gruplardan o oyu alabilmek için
En azından bir yıla kadar hapis cezası olanları da bunun işine dahil edelim demiş olabilirler. Bu bir yorumdur arkadaşlar. Doğrudur değildir bilmiyorum. Yani gerçekten bizim bekçiye ihtiyacımız mı var ya? Dün bir kardeşimiz polis, trafik polisi, ismini falan vermeyeceğim, yazmış bize, mesaj atmış. Abi şurada trafik polisiyim. Yanımdaki arkadaşların hepsi seçimin bitmesini yatmayı bekliyorlar. Ya bu adamları ikna edemiyoruz. Bu adamlarla konuşuyoruz, anlamıyorlar. Anlatıyorum derdimi, olmuyor. Bekçisinden tut da polisine herkes şu seçim bir an önce bitsin de şu yük üzerimizden kalksın, rahat rahat yatalım derdindeler. O geri falan söylemeyeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum, belki kendi aralarındaki konuşmadır. Bunu bana göndermiş. Ben de öyle bir okudum. Acaba düşündüm, dedim bekçilik gerçekten yatma yeri mi? Yani polislik yatma yeri değil mesela. Bekçilik yatma yeri mi? Gecenin kör vaktinde sokaktasın. Ne yediği belirsiz tiplerle karşılaşıyorsun. Hapçısı mı dersin, hırsızı mı dersin? Allah Allah. Ya da bize böyle aktarılıyor da biz mi bir yani gözümüzde çok büyütüyoruz? Efendim, gazeteci Timur Soykan bomba bir haberle daha geldi. Gaziantep Islahiye'de dönen rant işlerinden bahsediyor. Buradaki müteahhitlerin bürokratlarla, siyasetçilerle olan ilişkisinden bahsediyor. Ve devam edeceğiz. Daha neleri neleri yazacağız diyor. Takipte kalın diyor. Biz de fırsat buldukça o haberleri buradan okuyacağız arkadaşlar. Ne kadar çok kişi görürse o kadar iyi. Timur Soykan diyor ki yıkım patrolleri ıslahiye. Depremle ilgili 284 tutuklunun 102'si müteahhit, 151'i yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan, kolon molan kesen kişi. Müteahhitlerin ortağı siyasiler, bürokratlar, rant çeteleri gizleniyor. Bu bilgileri arşivleyin, adalet için lazım olacak diyor. Efendim, Gaziantep Islahiye'den başlıyoruz. Daha sonra da ilçe ilçe devam edeceğiz. Nur Dağı'nda kimlerle konuşursanız Şamil Tayyar'ın müteahhitlerle ilişkisinden bahsediyor. Müteahhitlerin AKP il ya da ilçe yönetimi ile belediyedeki aile bağları aşikar. Efendim, Ahmet Tekin Islahiye'nin en büyük müteahhitlerindendi. İnşa ettiği 6-7 yıllık apartmanlar bile yıkıldı. Onlarca insan öldü. Kardeşi Veysi Tekin AKP ilçe yöneticisiydi. Islahiye Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olmuştu. Şamil Tayyar'a çok yakın isimlerdi. Bugün efendim kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm diye bir tarafını yırtanların, efendim siz kentsel dönüşüme müsaade etmediniz, insanlar öldü diyenlerin, AKP'lilerin yapmış olduğu apartmanlarda bir yıllık apartman, 3 aylık apartman bile yıkıldı. Kentsel dönüşüm diye bir tarafını yırtanlar, siz de yapsanız bu binaları gene yıkılacaktı, gene öleceklerdi. Toki Toki diyorsunuz. Ya kardeşim, Toki'nin yaptığı apartman dağda. Sen buraya, sen çayırın ortasına apartman yapacaksın. Adamın binasını yıkacaksın, olduğu yere apartman dikeceksin. Aynısı olacak. Ama kafa beyin basmıyor işte. Efendim, kardeşi belediye meclisindeyken Ahmet Tekin imar planı değiştirip kat izni 4'ten 7'ye çıkaran alanlar da devreye giriyor. Belediye bağlantılı bu işlerle büyük paralar kazandılar. Ahmet Tekin ve Veysi Tekin tutuklandı. Onların gizli ortağı yargılanacak mı? Kim bu gizli ortak? Ahmet Tekin'in kızı müteahhit Şaban Doğan'ın oğlu ile evlendi. Nikahı Fatma Şahin kıydı. Şamil Tayyar şahitler arasındaydı. Şaban Doğan eski AKP Islahiye ilçe başkanıydı. Son yıllarda Tayyar ile arası bozuldu. Depremde yeni yaptığı binalar yıkılmadı ama ağır hasar gördü. Müteahhit Hüseyin Erdoğan, Şamil Tayyar'a çok yakın isimdi. Kardeşi İbrahim Doğan, eski AKP Islahiye ilçe başkanıydı. İnşa ettiği Hüseyin Tayyip Erdoğan yalı kapıyı bulmuş, reisinin adını apartmanın tabii önüne yazmış. Tayyip Erdoğan apartmanı yıkılmış. Bu bir işaret olabilir. 2023'te de AKP iktidarı, Erdoğan iktidarı yıkılırsa. Efendim, ailesinden çok sayıda insan öldü. Tayyar ona sarıldığı fotoğrafı paylaştı. Hüseyin Erdoğan tutuklandı. Müteahhit Murat Ergin Midoğlu ise Şamil Tayyar'ın Islahiye'deki sağ kalı olarak biliniyor.
Henüz bir yıllık binaları depremde ağır hasar gördü. Midoğlu aslında öğretmen ve eski ilçe milli eğitim müdürü. Tayyar milletvekiliyken Islahiye Belediye Başkan Yardımcısı koltuğunda oturdu. Allah Allah. Devlet memurları müteahhit olabiliyor mu lan? Midoğlu'nun yeşil alan alanken konut ve ticari alana çevrilen yerlere binalar yaptığı öne sürülüyor. Şamil Tayyar'ın kardeşiyle gizli ortak oldukları iddia ediliyor. Midoğlu gibi milli eğitim müdürüyken müteahhitlerle iş yapıp inşaat işine giren çok örnek var. Demek ki bir problem yok. Müteahhit İzzet Aytekin, onlarca insanın öldüğü Müge Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyesi. AKP'li Islahiye Belediye Başkan Yardımcısı iken eşine ait görünen inşaat şirketi vardı. Yeni yaptığı binalar depremde ağır hasar gördü. O da Tayyar ile yakındır, diyor, fotoğrafını paylaşmış. Islahiye'de yıkılan pek çok binanın denetim raporları Kadir Ateş'in 3T Yapı Denetim Şirketi'nin imzası var. Hatta AB'ye ait Bahadır İnşaat binalarını da güya denetlemiş. Tabii ki ortaktılar. Sefa Apartmanı'nın da arasında olduğu binalarda onlarca insan öldü. Bunların denetlediği binalar. Nasıl güzel denetlemişler mi? Ateş kardeşlerin Gaziantep Belediyesi'ndeki bir başkan yardımcısıyla çok yakın oldukları iddia ediliyor. Kadir Ateş'i AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da ziyaret etmişti. Kadir Ateş ve Ali Ateş aranıyor ve yurt dışına kaçtıkları söyleniyor. Elbette Islahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın soldan dördüncü fotoğraf paylaşılmış. İlçede kat artırımları yapıp imar planı değişirken rant çetelerinden uzak olması mümkün mü? Şamil Tayyar ve Murat Ergin Midoğlu ile fotoğrafları sık sık yan yanalar. Efendim Islahiye'de Şamil Tayyar'ın yanı sıra AKP'li Gaziantep Belediyesi'nin bir başkan yardımcısının da ranta yön verdiği öne sürülüyor. Bu başkan yardımcısıyla ilişkili Gaziantep Belediyesi meclis üyesi avukatın imar işlerini rüşvet karşılığında çözdüğü konuşuluyor. Nurdağ ile devam edeceğiz, diyor Timur Soykan. Evet arkadaşlar, bu iş Şamil Tayyar'a sıçrar mı? Şamil Tayyar'ın arkasında kim var? Şamil Tayyar buralarda bu işleri yaparken diğer bölgelerde hangi siyasiler, hangi müteahhitlerle ortak oldu, neleri yaptı bilmiyoruz. Umarım onlar da bir ortaya çıkar. Çıksa ne olur diyeceksiniz. Bunların yargılanması için, bunlara hesap sorulması için sadece müteahhitler ve yapı denetimcilerle bu işin ortadan kaldırılmaması için önümüzdeki seçimleri maalesef, yani bir şekilde AKP dışında bunlara hesap soracak bir partinin kazanması lazım. Kimin olduğu önemli değil. Yeter ki AKP, Erdoğan bu ittifak kazanmasın. Kim kazanırsa kazansın ve gelip bu 400 kişilik bir liste var ya, bu listeyi kabul etmemiş ve bunlara hesap soracak olan birileri olsun. Umuyoruz. Efendim %30 oy oranım var diyen Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi'nin lideri, Erdoğan'dan bakanlık istemişti. Erdoğan da demişti. O da kendini sokaklara attı. Sel felaketinin yaşandığı yerlere gidiyor. Ayağına giymiş sarı cızmalarını, sarı cızmalı Musto ağam, eline vermişler çekbası, sokakta çamur temizliyor. Tabii ki kameralar çekiyor. Artık Erdoğan'a subliminal bir mesaj mı veriyor? Bak, senin bakanların yok, ben sahadayım. Ama sen bana bakanlık vermiyorsun deyip subliminal mesajlarla Erdoğan'ın kalbini fethetmeye mi çalışıyor? Yoksa gerçekten içinden geldiği için mi yapıyor? Orasını Allah bilir tabii. Onunla ilgili bir şey diyemeyiz. Tam böyle Mustafa Destici'nin yanına bir tane çocuk gelmiş. Ayağında terlikler var. Terlik ya. Kendisinin ayağında çizme var. Ulan o çocuğa bir tane ayakkabı veremediniz mi orada? O çocuğa bir tane ayakkabı veremediniz mi? Bu tarz şeylere dikkat edin siyasi arkadaşlar. Bu tarz şeyler oy kaybına sebep olur. Ama Mısto'cuğumun o çek pasta yerden çamuru temizlediğini görünce, ay Mısto birim harikasın. İnan var ya, İnan ben Sülo'da böyle bir şey göremedim. Bak diğer bakanlarda gördüm ama sen de gördüm. Ay Allah seni inandırsın, şok ol.
Seni boş işler bakanı yapmak istiyorum Mustafa. Vur bana. Neyse. Mısto gider yan gider mısto, basma yaram kan gider mısto. Efendim, İstanbul Silivri'de cinnet geçiren Murat Ö eşinden ayrılmış. Artık ne yaşandı, ne oldu, bu adam bu hale geldi bilmiyoruz. Sadece biz bu adam bu hale geldikten sonra eline silah alıp sokak ortasında rastgele ateş edip 3 kişiyi ağır yaraladığını görüyoruz. Ve bu haber üzerinden konuşuyoruz. Efendim, eşinden ayrılmış. Eşi sözde Murat Öğün'ün demesine göre aynı sokaktaki börekçiyle ilişki yaşıyormuş. Bu da bunu öğrenmiş, gitmiş hem eşine sıkmış hem börekçiye sıkmış, yoldan geçenlere de sıkmış, 3 kişiyi ağır yaralamış, çekmiş gitmiş. Şimdi Allah belanı versin, lanet olsun sizin gibi insanlara deyip geçiyoruz değil mi? Ya ne oldu abi, bu adam niye cinnet geçirdi? Niye yani? Boşandın gittin. Boşandın değil mi? Bitti. Bitti, kurtuldun. Acaba kim buna bir şeyler fısıldadı veya bunu gaza getirdiler? Boşanmadan önce eşin ilişki yaşıyor mu dediler? Seni aldatıyor muydu dediler? Bu adamı buraya kim itti? Mesela olayın bu yönü hiç bakılmıyor bu yönüne. Sadece eyleme bakıyoruz. Ateş etti, öldürdü, ağır yaraladı. Allah belanı versin, hadi cezaevine. Yat 3-5 yıl, çık, tekrardan katıl insanların arasına. Bakalım ne zaman bir suç işleyecek. Ondan sonra döneceğiz, başka birini öldürdüğünde de diyeceğiz ki 2023 yılında böyle böyle bir olaya karışmış. Bu olayın da araştırılması lazım. Birileri bu adamı bu suçu işlemeye teşvik etti. Ya boşanmışsın oğlum, yani mantıklı geliyor mu abi size? Tamam, bir insan ruh hastası olabilir. Ruh hastasıdır. Efendim, sağlığı yerinde değildir. Bu adam yapar, eyvallah, ona bir şey demiyorum. Ama belki de bu adam normal. Sizin bizim gibi sağlıklı. Biz de ne kadar sağlıklıyız, orası da tuhaf da yani. Sonuçta insandı yani. Birilerinin bunu bir fişteklemesi lazım. Onun da araştırılması lazım. Gerçekten bak. Düşündürsün.